Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün menajerlerle alakalı konuşacağız. En iyi diziliş nedir? Hangi dizilişte oynamam gerekiyor? Yorumlarda da çok zaman gördüm. Birçok kardeşimiz sormuştu. En iyi diziliş nedir? Benim için öncelikle arkadaşlar en iyi diziliş her kişinin ayrı bir stil olduğu için uyum sağlayabileceğiniz menajerdir. Yani her diziliş her insana her oyun stiline e, uymaz o yüzden e, kendinizi ya işte bu menajerle oynuyor ben de bununla oynamam gerekiyor diye şartlandırmayın hepsini deneyin en uygun size en uygun hangisi ise en iyi hangisinde oynuyorsanız o menajeri seçmeniz lazım. Ama ideal olaraktan bir menajer illaki arıyorsanız benim tavsiye edebileceğim sistem hem defansif bakımından hem ofansif bakımından şu anki ekranda gördüğünüz sistem arkadaşlar 4-2-1-3 sistemi. sol açık sağ açık forvet arkasında ofansif orta saha isterseniz iki göbek veya isterseniz iki defansif orta saha seçerekten de bu şekilde bir kadro Kurabilirsiniz. Dediğim gibi en ideal benim görüşümce budur arkadaşlar. Ben bu dizide şey, 3 yıldır falan oynuyorum. 2-3-3 sezondur mu böyle oynuyorum bakayım. Belki 2 sezon da olabilir. Tam hatırlayamadım. En ideali budur. Şimdi 4-5 tane sizlere sistem göstereceğim arkadaşlar. Bunun üzerinden sizlere yorumlar da yapacağım. Hatta bugün bir menajer daha aldım bu videoyu çekebilmek için. Farklı bir dizilişle karşınıza çıkabilmek için. Öncelikle dediğim gibi bu menajeri seçebilirsiniz. Menajerlerin dizilişlerini bu şekilde nasıl bulabilirim diye sorarsanız da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. En çok biliyorum iki ofansif orta sağlığı ve sol açık sağ açıklı forvetli bir sistem arıyorsunuz daha çok. Yorumlarda çok fazla görüyorum. E, menajerlerin sistemi her hafta arkadaşlar nasıl şu oyuncuların derecelerinin derecelerin değiştiği değişiyorsa menajerlerinde menajerlerin de dizilişleri değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir bu hafta bu menajer 4-2-1-3 ise haftaya 4-3-3 de olabilir. Yani bunu unutmayın. Aklınızdan çıkartmayın. Ama her sistemde menajerler bölümünden e, market bölümünden yani şuradan takip edin. Günde burası 3 defa değişiyor diye biliyorum. Belki yanlış da olabilir. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Ama buranın 3 kere değiştiğini biliyorum ben. Bazen istediğiniz menajer geceye de denk geliyor olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama mutlaka karşınıza bakın mesela bu yer varmış. 4-2-1-3 sisteminde tercih edebileceğiniz bir menajerlerden bir tanesi. Hem de kontra atak. Kontra arkaya doğru pas atmayı seviyorsanız. Yani istediğiniz her türlü menajer buraya geliyor. İki ofansif orta sağlığı da geliyor arkadaşlar. Bir ofansif orta sağlığı da sadece takip etmeniz lazım. Sabırla beklemeniz lazım. Bir anda istediğiniz olamayabiliyor. Hemen geriye geldik. İlk sistemimiz 4-2-1-3. Hemen değiştirelim arkadaşlar. Ee, en çok merak ettiğiniz menajerlerden bir tanesi iki ofansif orta sağ olan e, L. Roman'a geçtik. E, L. Roman arkadaşlar normalde şu anda standartta 4-3-3. Yani menajerler kısmına Le Roman geldiği zaman yani Guardiola arkadaşlar bazen abi o Guardiola diyorsunuz da bilgim var arkadaşlar biliyorum ama buradaki ismini karıştırmayın diye şimdi Guardiola diye gidip ararsınız olmaz o yüzden şöyle göstereyim Le Roman diye e, hitap ediyorum şu anda 4-3-3 ama e, Le Roman gelmez yani bu şekilde iki ofansif ortasal gelmez ama farklı menajerleri bulabilirsiniz arkadaşlar çünkü ben benim karşıma birkaç defa çıktı. Ee, gelebiliyor yani gelmiyor diye bir şey yok. Sadece bu zaman alabiliyor. Bazen dediğim gibi geceye denk gelebilir menajerlerin değişim saatleri. E, o yüzden göremiyor olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bunu e, yorumlamamıza geldiğimizde ise. Ee, ya yani iki ofansif orta sahayı ben çok fazla tercih etmiyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu Viera'nın olduğu bölgede orta sahada yani iki ofansif orta sahanın arka sahana çok büyük boşluklar kalıyor. Yer yer ofansif e, yani atağa kalktığımız zaman bir anda topu kaptırdığımız zaman e, bir anda 5'e 3 veya 5'e 2 kanatların e, beklerin de ileride olduğunu farsayarsak 3'e 2 gibi 4'e 2 gibi yakalanabiliyoruz. O yüzden ben daha çok... Yani iki orta saha, iki defansif orta saha veya iki göbek oyuncusu olaraktan tercih ed ediyorum. Bu da ama ofansif olarak en iyi menajerlerden bir tanesi diyebilirim. 4-1-2-3 sistemi arkadaşlar. Fena değil. Tamam bunu da geçtik. Tercih edilebilir. Herkesin e, tercihine saygı duyarım. E, Fernando Santos'a geçelim. Fernando Santos'un bu sene dizilişi değişti biliyorsunuz. Daha önceden kanat vardı şu defansif orta sahili Göbek Zelinski ile Rodri'nin bölgeleri kanattı. Bu sene değişti ama ona benzer bir menajer aldım. Şimdi dizilişini göstereceğim. Adını da göstereceğim. Bu hafta bulabilirsiniz o menajeri bu hafta bitmeden. Çünkü haftaya sistemi değişebilir. Şimdi Fernando Santos'u yorumlamaya geldiğimizde ise ben çok fazla maç yapma şansım olmadı. Şimdi L Roman ve 4-2-1-3 sistemini zaten sürekli oynuyorum. L Roman'la da o sorunları oynadığım zaman o sorunları yaşadım. Defansın yani orta sahanın boş kaldığını. Fernando Santos'la da çok fazla değil en fazla 2-3 maç yapma şansım oldu bu sistemde. Şöyle söyleyeyim. Orta sahada mükemmel. Yani orta sahada hepsi defansif göbek oyuncuları olduğu için... Orta sahada çok fazla ayağınıza top tutabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir karşılama yani atak yediğiniz zaman oyuncuları karşılayabiliyorsunuz ama atağa kalktığınız zaman ofansif orta sahanın da e, Fabinho'nun yanına kadar geldiğini düşündüğümüz zaman arkadaşlar e, Rashford'la Griezmann ileride çok yalnız kalıyor. Şimdi bu isimlerden örnek verdim. E, yalnız kaldıkları için de atağa kalktığınız zaman e, çok fazla e, yani oyuncu bulamıyorsunuz. Biliyorsunuz bu sene oyun biraz zorlaştı. Yapay zekanın bize yardımı %30, %40'lar kadar azaldı. Eee yerini bulmuyor, şutlar yerini bulmuyor gibi sorunlar yaşıyoruz herkes yaşıyor. E, yapay zekanın bize yardımı da düşünce e, tabi ileriye çıkmakta maç e, maçlar biliyorsunuz skorları çok düşük oluyor. Ondan dolayı da sıkıntı yaşanabiliyor. Çok ideal bir menajer olduğunu söyleyemeyeceğim Fernando Santos'un. Takım değiştir diyelim. E, yeni aldığım menajerlerden bir tanesi hemen şurada 3 4 3 arkadaşlar Pölking yazıyor gördüğünüz gibi geçen haftalarda almıştık. Şöyle sistemi hemen göstereyim sizlere. Yine sol açık sağ açık forvet. Arkalarında ister iki defans ortası ister iki göbek yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten bu üçlü stoperlerin yanında göbek veya kanat oyuncusu da yapabiliyorsunuz bu oyuncuları. Eğer çok fazla defansif çıkmak istiyorsanız göbek yaparsınız. Yani oyuncu çok fazla ileriye çıkmaz. Kanat yaptığınız zaman çünkü ileriye çıkabiliyor. Bu şekilde de bir sistem yani bunda çok fazla maç yapma şansım olmadı. Bir kere denemek için yapmıştım ama çok da fazla bir şey anlayamadım. Ama e, ileride üçlü forvet olduğu için yani sol açık sağ açı da forvet gibi düşündüğümüz zaman e, fena değil. E, takım iyi çıkabiliyor. Çok fazla yalnızlık çekmiyor forvet hattı ileride. Yani e, dediğim gibi çok fazla da deneme şansım olmadı ama fena değil. Buradaki oyuncuları da kanat yaparsanız forvet hattına destek sağlayabilir. Takım değiştir diyelim. Hemen diğer bir sisteme geçelim. Şurada e, bu sistemle ben bayağı bir oynadım arkadaşlar. Zaten takım ruhundan da farkına varabilirsiniz. Leonardo Jardim sistemi bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir maç yaptım ben bu arkadaşta. E, 3-2-3-2 sisteminde. E, bile karşıda çok muhteşem arkadaşlar. Bu sistem bile karşı. Yani tur etkinliği falan kasarken 10 e, numara bir diziliş diyebilirim. Gerçekten e, muhteşem kanatlar ileriye çıkıyor, geri geliyor, defansa kadar yani bir bek oyuncusu kadar yardım ediyor ama online maçta oynanmayacak bir sistem. Online maça girdiğimde çok fazla zorlandım. Kanatlar ne hikmetse anlamadığım bir e, sebepten dolayı ileriye çıkmıyor. So, e, Sterling'le sala e, ama bile karşıda çok muhteşem tur etkinliği maçları çıkarttım. E, hiç zorlanmadan süper starı, süper yıldızı yenebiliyordum. Yani e, ama online maçta zorlandım bu sistemde arkadaşlar. Ama tercih ederseniz e, güzel bir diziliş olduğunu, yani tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. 3-2-3-2 sisteminde bir menajer arkadaşlar. Ben beğendim. Şimdi yeni aldığım bir menajer var arkadaşlar. Geçen seneki Fernando Santos'un dizilişi hemen okey diyelim. Şuradan seçelim. Bir dizilişini kuralım bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Neredeydi o? E-May arkadaşlar veya May diye okursunuz. Bilmiyorum. Ekledik takımımıza. Şöyle dizilişini bir kuralım. Takım 5. Ee, takım ruhu düştü. Tabi şeyi biraz düşük. Maliyeti. Hemen bir düzenleme yapalım. Şöyle e, yedeklere beyaz top koyacağım. Şuraya kanatı alalım. Defansif orta sahada değil de göbek olarak kullanalım Zelinski'yi. Şöyle dizelim. Bu sistem çok güzel arkadaşlar. Kanatların e, ileriye çıkması lazım tabi. Sol bekimize bir dakika sol bekimize kalede Donnarumma var. Tamam. Çilveri geçtik mi? Aynen. Şuraya koyalım. Şunu stoper yapalım. Sağ bekimiz yok şu anda. Sağ bekimiz olmadığı için maalesef bu şekilde oynuyoruz. Şunu şöyle aldığımız zaman tamam şu anda sistem oturdu arkadaşlar. Sistem tam 10 numara yapmış olduk. Şuraya bir şeyler şeyleri yedekleri şunlardan bir koyalım. Şuraya bir takım ruhunu bir düşürelim şöyle. E, pardon maliyetini. Kadroyu daha iyi görmüş olacağız. Yani bu benim ideal bir sistem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir kaydedelim. 4-1-3-2 sisteminde yani ofansif orta ofansif olarak da hem de defansif olarak da benim 4-2-1-3 sisteme benzeyen bir sistem. Ben beğeniyorum bu sistemi. Geçen seneki Fernando Santos'un L. Roma'nın dizilişi olsaydı, öyle hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. Yani bu da ideal bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanatlar hem defansa yardım ediyor hem ofansif olaraktan yardım ediyor. E, ofansif saha var. Göbek oyuncusu var hemen stoperlerin önünde. Gayet ideal. Bunu da ta tavsiye edebileceğim bir diziliş arkadaşlar. E, son olarak da bu menajerimi gösterdikten sonra toplamda da bakalım 1-2 e, 3-4-5 tane menajer göstermiş olduk. Bu menajerlerin içinde tavsiye ettiklerim de dediğim gibi bu. E, bir de bundan önceki bir sistem. Bir de tabii ki 4-2-1-3 benim klasik sistemim. Bunları tercih edip tabii ki bunu denemeniz gerekiyor arkadaşlar. hangisini size uyum sağlayacağını mutlaka denemeniz gerekiyor. Umarım video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlar. Ekleyeceklerim bunlar. İnşallah faydalanırsınız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.